Tekrar merhabalar. Girmeconumuzu bitirdik. Hüsniye Emel Özer, günaydın. Avrupa Birliği katkılarıyla kurulan kameraların çalışmamasını esefle dinliyor ve okuyorum. Bu konuda sorumlu olanlar en üstten en alta bizlere açıklama yapmalı. Biri yapar, biri bozar hesabı. Devamlı hükümetlerin kurulduğu KKTC'de bunu açıklamak zor. Ama lütfen ne zamandan beri kontrollerden çıktığını bilmek hakkımız diyor. 2012'den beri diyoruz biz de. Muhammed Reza Gaffari günaydın diyor. Mausa Glapsides Beach'te yürüyüş yapar, tam bir rezalet diyor. Herkes, halkımız çöpü atıyor diyor. Fatma Tuğcan iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Mehmet Aza Erler diyor ki orman yakanlara orman kanunu uygulansın. Alıştılar şeytanı suçlamaya dedi. Bugün evet, çok teşekkür ediyoruz. Herkese, Kısmet İzanoğlu kardeşime de. Ve bugün ne yazmışız? Haberci gazetesinde ve Gündem Kıbrıs'ta yazılarımız paylaşılıyor. Yer alıyor. Gündem Kıbrıs gazetesinde biraz sonra paylaşılacak. Haberci şu anda paylaştı. Serhat İncirli'nin yazısı bugün. İnşallah siz haklısınız. İnşallah siz haklısınız. Hükümetin Pile ile ilgili aldığı karar doğru bir karar mıdır? Sağlıkla alakalı kurulların veya kurumların ya da koronavirüsle alakalı ekibin bulaş riskiyle bağlantılı bir şekilde verdiği karar doğrultusunda Pile köylüsünün KKTC'ye geçişi engelleniyorsa buna şapka çıkarılır. Ve Pile köylüsü kardeşlerime de denir ki biraz daha dayanın. Bu siyaset alkışlanır. Hükümetin güneyde çalışan işçilerimizle veya benzer durumda geçiş sıkıntısı yaşayan özel kişilerle ilgili kararı doğru bir karar mı? Yine söylüyorum. Eğer sağlıkla alakalı kurulların veya kurumların ya da koronavirüsle alakalı ekibin bulaş riskiyle bağlantılı bir şekilde verdiği tavsiye kararı doğrultusunda yaşama geçirilmiş bir uygulamaysa alkışlarım. Bravo hükümet der, ayağa kalkarım, ceketimin önünü ilikler, selamlarım. Peki, Türkiye'den gelen asker konusu. Abartıyorsun diyebilirsiniz. Kabul ederim. Sen zaten asker karşıtı, Türkiye karşıtısınız, dert karşıtısın derseniz küfrederim. Mesele asker karşıtı olmak, olayı siyasete çekmek, İdeoloji teorisinliğine soyunmak meselesi değildir. Mesele, sağlıkla alakalı kurulların veya kurumların ya da koronavirüsle alakalı ekibin bulaş riskiyle bağlantılı bir şekilde vereceği kararlar meselesidir. Askerlerin bu ülkeye geliş ve gidişleri, eğer bu kurulların, kurumların, ekiplerin, kısacası KKTC Sağlık Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde değilse, o zaman siz bu pandemi meselesinde hikayesiniz. Yine o zaman oturur, siyaseti konuşuruz. Ve bir kez daha oturur, tüm bu bulaş önleme çabalarımızın, tüm başarınızın, aradan kaçırdığınız iki veya bilemediğiniz üç askerle nasıl felakete dönüşebileceğini sohbet konusu yaparız. Efendim, askerin karantina koşulları çok güvenlidir. Bilemeyiz. Konu koşulların güvenilir olup olmaması konusu değil. Konu KKTC'nin bu olayda olmayışı konusudur. Hükümetin yetkisi olmaması meselesidir. Yangın çıktı. Türkiye'den ve güneyden 5 hava aracı Tepebaşı Kalkanlı bölgelerindeki yangına müdahale etti. Türkiye'den gelen bir helikoptere Başbakan ve bazı yetkililerimiz bindi. Başbakan binerken pilot olduğunu tahmin ettiğim hafif kilolu bir efendiyle tokalaştı. Sonra o efendi de helikoptere bindi. Birlikte uçtular. Neyi mi anlatmaya çalışıyorum? İkinci dalga iki kişiyle de gelebiliri tartışıyorum. Vay, sen ülkemize asker gelmesine karşısın. Vay hain vay, senin derdin askerimizdir. Geçin bu geride kalmış
pançovillagılıklı suçlamalarınızı. Benim derdim bahsettiğiniz sağlıkla alakalı kurulların veya kurumların ya da koronavirüsle alakalı ekibin bulaş riskiyle bağlantılı bir şekilde verdiği ve vereceği her kararın bu adanın kuzey coğrafyasına riskli ülkelerden gelecek her riski kontrol edebilip edemediğidir. Kısacası pileli olsaydım, kışkırtmak için söylemiyorum ama saygısızlık olarak da kabul etmeyin lütfen, koyduğunuz kurallara uymaz, traktörcüğüme ya da dört çekişliciğime bindiğim gibi dilediğim zaman dilediğim araziden KKTC'ye geçerdim. Ki dün öğrendim. Pileliler değil belki ama başkaları çatır çatır geçiyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Hala risk altındayız. Ben buna inanıyorum. Altyapımızı geliştirdik mi? Evet, geliştirdik. Salgınla ilgili karantina günlerimizin başlangıcındaki noktada değiliz. Daha tecrübeli en azından 11 doktorumuz ve sağlık ekiplerimiz var. Daha bol solunum cihazımız da gelmiştir mutlaka. Öyle açıklanıyor. Türkiye'de de Güney Kıbrıs'ta da resmi rakamlarda ciddi korku ve endişe düşürücü gelişmeler gözlemleniyor olabilir. Ama iki kişi her şeyi sil baştan başlatabilir. Acaba diyorum, dünyada birçok uzmanın diline yapışmış olan ikinci dalga bizi hiç mi korkutmuyor? Hani bugün itibarıyla hemen her şeyi açıyoruz. Bir tek okullar, sinemalar falan kaldı. Hiç korkusuzca pazar sabahı camilere doluşacağız. Omuz omuza oturacağız. Bilemiyorum. Belki ben paranoyak oldum. Belki bende koronafobi gelişmiş olabilir. Ama ya iki ayı aşkın süredir çok dikkatli olmaya çalıştığımız gibi davranacağız ya da ikinci dalgadan kaçamayacağız gibime geliyor. Çok rahatladık ve çok gevşedik. Çok iyi yüzme bilenler kurtulsun, yüzme bilmeyenler boğulsun dermişiz gibi geliyor bana. Bu ikinci dalga meselesi ürkütüyor. Dünyanın haberlerini takip ederseniz, bu salgınla ilgili kafa bullezlemesi yaşama olasılığınız çok yüksektir. Bizde bir ayı aşkın süredir bir tek pozitif vaka yok. Güneyde günde en çok 3 vaka çıkıyor. 1000 testte 5 pozitif çıkması bile sıfır sayılıyormuş. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa'daki koronavirüs temsilcisi, okulların açılmasının gayet doğal bir tavır olacağını dün açıkladı. Tedbirleri almak ve hijyene dikkat etmek koşuluyla tabii ki. Ama İngiltere'de ölü sayısı 44 bini aştı. İtalya'da 35 bin sınırında. Belçika dışında hiçbir ülkenin gerçek ölüm rakamlarını vermediği veya veremediği iddiaları sokak sokak değil ama gazete gazete dolaşıyor. Diyeceğim odur ki, süreci bugüne kadar çok iyi götürmüş olabiliriz ama kontrolü kaybetmemeliyiz. Bunu söylerken de sağlık profesörü veya siyaset profesörü endamıyla kendi kafamdakileri söylemiyorum. Kendi kafamda biriktirdiğim sağlıkla ama özellikle dünyayı perişan eden pandemiyle ilgili uzmanların uyarıları dürüst siyaset insanlarının öğretileridir. Bu uyarılar ve bu öğretileri aktarıyorum. Eğer Pile'den KKTC'ye geçecek 500 Kıbrıslı Türk bizim için riskse, ki evet risktir, gemiyle gelip kendi sağlık sistemimiz içinde karantinada tutma yetkimiz olmayanlar, ister asker olsun, ister helikopter pilotu, ister tır şoförü, ister kaçak göçmen, onlar da risktir. Değil mi diyorsunuz? Abartıyorum mu diyorsunuz? Korkak mıyım mı diyorsunuz? Bu yazıyı mübarek Kadir gecesinde yazdım.
Allah'tan da dualarla birlikte rica ettim. İnşallah siz haklısınız. İnşallah siz kahramanlar doğrusunuz, ben korkak yanlışım. Gerçi mesela para konusunda da inşallah siz haklısınız demiştim ama ben haklı çıktım. Ekonomi Bakanımız hafta sonu, geçen hafta sonu itibarıyla para kesin gelir demişti, gelmedi. Dualarım sizinledir, kendimle değil. Bunu bilesiniz. Sizin haklı çıkmanız için duacıyım. Bilmem anlatabildim mi? İnşallah siz haklısınız diyoruz. İngiliz gazetelerine bir bakalım bu arada. Evet. Evet, İngiliz gazetelerimize de bakalım. Virüsle ilgili organ durumu ortaya çıktı. Evet. Evet. Çok sayıda insan şimdi organ bağışında bulunmaya başlamış. Bu çok önemli. Ve İngiltere'de 2 milyonun üstüne çıktı işsiz sayısı. İşsiz sayısı 22.7555 Çangar Motors. Arayın. Sorununuz var, BMW alacaksınız, servis yaptıracaksınız. 22.7555 orada geçiyor. Ve yeni BMW 1 serisi de şu anda muhteşem bir şekilde satışta. Evet, Sunak İngiltere'nin Maliye Bakanı diyor ki 2 milyonun üzerine çıktı işsiz sayısı ve suçlama oyunları başladı. İnşallah bizde de olmaz bu. Ben söylediydim, ben uyardıydım falan gibi noktalara inşallah gelmeyiz. İnşallah bizde de olmaz çünkü İngiltere'de başladı. Bakanlar şu anda bilim adamlarını suçlamaya başladılar. Aha o bilim adamı dediydi bize. Aha o. Şimdi bizde de inşallah olmaz. Ben bilim adamı değilim. Bilim insanı da değilim. Bu konuda konuşma hakkım yok. Ama bu konuda ikinci dalga uyarısını yapanların uyarılarını size aktarıyorum. Onların yorumlarını derleyip size toplayıp iletmeye çalışıyorum. Bizim kontrolümüzde olmayan her türlü önlem risktir. Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altında olmayan. Bu herhangi bir kuruma güvenle ve güvensizlikle alakalı değildir. Çünkü ben de kendime güveniyorum. Beni ne için bırakmazsınız karantinada kalayım? Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kapatalım sesi ki ding dong ediyor sürekli. Evet, bu arada Soner Yolaç kardeşim eski Karadağ Lefke'den bize selamlar ediyor, sevgiler ediyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, devam edelim. Çocukların okula alınıp alınmaması konusunda da İngiltere'de sıkıntı var. Bazı kişiler, bazı belediyeler çocukları açıyor ama ne kadar güvenlidir değildir. Buna bakacağız. Pub'lar Temmuz'da açılacak. Albay Tom, yaşlı amcacık, Sir unvanı alacak. Veriyorlar Sir unvanını. Ve tarihte hayatımızda hiç görmediğimiz bir resesyonla karşı karşıyayız diyor Maliye Bakanı Rishi Sunak. Rishi Sunak. Evet, bakanlar bilim adamlarını suçlamaya başladılar. Bir başka gazetede. İngiliz Tabipler Odası okul açılmasına karşı çıkmaktan vazgeçti. Yumuşattı daha doğrusu buna karşı çıkışını. Daily Telegraph'ın manşetinde bu haber var. Evet. Ve Başbakanlık hala direniyor okul açma konusuna. Okulların açılması konusu tartışması İngiltere'nin gündemindeydi.
Biz şimdi reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasından sonra burada olacağız ve Sayın Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'yla sohbet edeceğiz. Ayrılmayın.